Evet, selamun aleyküm arkadaşlar. Cümleten hayırlı gününüz olsun. Her nerede yaşanıyor veya yaşatılıyorsa daha iyiler sizlerde olsun arkadaşlar. Kral TV, Kral Kuşçu TV kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar, demin anaçlardan bir tanesini kaybettim. Şimdi havaya 3-4 tane attım. Kuş sanki sıkıntılıymış gibi içeriden çıktı. Kırpık kanatlarla yallah. İndirmeye çalıştım fakat olmadı. Bazen kuşlar strese girebiliyor. Ben de 3-4 tane böyle burayı iyi tanıyan, sefer yapan kuş attım. İnşallah geri dönecektir diye düşünüyorum. Bu arada hoş geldiniz. Muz Türk, hoş geldin kardeşim. Nasılsın güzel insan? Live chat bir zikt var, tamam. Aleyküm selam. Aleyküm selam Sahil. Sen de hoş geldin kardeşim. Günün hayır olsun. Özgür, bir tane kuş kaybettim ya, anaç. Hem de perde ayak, senin dediğin o perde ayaklılardan. Vallahi içeriden kalktı kırpık şeylerle yallah. Buralardadır diye düşünüyorum. Ben de kümese girdim. Dedim kuş çıkartayım da şey olsun, İnsin yere. Nereye gitti bilmiyorum ya. Çok güzeldi, dumanlı. Vallahi şimdi 3-4 tane böyle attım havaya da. İnşallah görür gelir. Hava da güzel. Aleykümselam Burak Kat. Hoş geldin kardeşim. Allah razı olsun. Valla anaç üzüldüm ya. Perde ayak çok güzel bir kuştu yani, erkek. Strese mi girdi? Nereye girdi? Ya valla bilmiyorum abiler ya. Şunları attım havaya, inşallah buralarda dolaşıyor ama nereye kendini attı bilmiyorum. Kedi atmasa, almasa iyi. Gelir yani. Bu arada arkadaşlar, hepiniz cümleten hoş geldiniz. Selam vermeyenler. Aleyküm selam. Ben de böyle toplu olarak birkaç tane uçurdum. Bunlar çoğu oyunlu. Seferle ben de attım böyle havaya. İnşallah görür de gelirler. Çünkü bunlar çabuk inmezler, biliyor musunuz? Böyle hem antrenman olur, hem de böyle sohbet yaparız diye düşündüm. Sizler nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Özgür, eğer izliyorsan bak, şu 4 yaşındaki kuş öyle bir acayip açıldı ki abi. 4 yaşında kusmuş kuş, antrenman verdim. Öyle bir açıldı ki, yani şimdi hayretler içinde izliyorum ben bu kuşu. 7, 8, 9 gidiyor şu an. Harika bir şey. Arayı da yavaş yavaş açmaya başladı. Bir haftadır uçuruyorum şu kuşu. Pisteleğin yavrusu. Pistelekle 25 tokat giden vardı ya, onun yavrusu. Bir de bunu çıkaracaktım ha. Vallahi. Fatma Sakol. Aleyküm selam kardeşim, hoş geldin. Erhan Fikri, hoş geldiniz kardeş. Soner Erdoğan, aleyküm selam, sen de hoş geldin. Adalet abi, hoş geldin. Aleyküm selam olsun. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Ooo, Konya'dan Mustafa Ketenci. Aleyküm selam, hoş geldin kardeş. Nasılsın? Gözümüz yollarda kaldı. Seni görmeyeli. Sen de iyisin inşallah. Allah razı olsun kardeşim. Şimdi havada 6 tane. Kaçakla 7 tane olacak. O 7.'yi daha yakalayamadık arkadaşlar. Vallahi bekliyorum, inşallah gelir. Benim komşum şurada görüyor da, acaba ona mı sorsam buralarda kuş var mı diye. Şimdi yere kuş bırakmak istemiyorum. Kuş bıraksam direktmen bunlar ya inmeye gelecek ya sefere gelecek. Maksat bunları indirmemek bu şekilde.
kaçağı yakalayabilmek. Ağaçlardan kırpık bir tane kaçtı. İnşallah şey yapacağız, yakalayacağız. Arkadaşlar bu arada çay içiyorum. Bana afiyet olsun. Buyurun beraber olsun inşallah. İyi. Bunlar hedefe indiler. Şimdi yukarıdakiler de artık gelmeye başlayacaklar. İki tane kaldı. 2-4. İki de yukarıda. Evet. Ya bu kuş nereye gider abi ya? Kırpık kanatlı buralarda dolaştı. Ben içeri girdim. Dedim kuş çıkarayım da bari insin. Çıktım dışarı, kuş yok. Nereye attı kendini seni bilmiyorum. Kedi almasa iyi. Çünkü kanatlar da makaslıydı. O şekilde. Sizler nasılsınız arkadaşlar? İyisiniz inşallah. Artık bunları kaldır kaldır indir. Böyle yaparız. Bunlar daha yavru ekesi arkadaşlar. Yeni yeni çevrenler var. Hem nefes veriyorum. Hem de böyle şey yapıyoruz. Allah razı olsun kardeş. Atmaca gelmese iyi. Adalet abi, bunlar soyu Irak değil abi. Belki eskiden kırılmış olabilir ama Irak kuşlarına. Fakat şu an yani ben kırmadım. Öyle bir şey yok. Aleykümselam Divaneyim, hoş geldin. Nasılsın kardeşim? İyisin inşallah. Günün hayır olsun. Hava güzel. Valla bugün de ben de bir yere çekime gidecektim. Bir arkadaşın yanına çekime gidecektik. Kuş kaçtı. Çekim kaldı. Ya dedim o zaman ben çekimi evde yapayım. Canlı sohbet olur böyle bu şekilde. İnşallah hem de kuşumuzu yakalarız. Hoş günlere galak inşallah. Amin amin. Nasılsınız güzel insan? İyisiniz inşallah. Şimdi şu ikisi yukarıda kaldı arkadaşlar. Onlardan birisi 4 yaşında. 4-5 yaşında. Çok hoşuma gitti. Bu kuşu salamiye de vermiştim Özgür. Perçimli salamiye verdiğim kuş. 4 yaşında. Yavru büyüttü. Kaç kez. Şu an oyun yapıyor. Öyle hayretler içinde bakıyorum yani. 4-5 yaşındaki kuş 7-8 tokatla gider mi? Bu şekilde. Aleyküm selam komşu. Kuş şu an biraz nefes alıyor. 2 saat uçuyor ungefähr. Yani dalması da güzel. Gelmesi de güzel. Yapışma da yok. Tabanı da güzel. Önceden arayı kendini kaldıramıyordu. Şu an arayı da açıyor. Güzel gidiyor. İnşallah sabah uçurdum da. İnşallah birazdan şu kuş. Birazdan aynısını yapar da. Sizler de görürsünüz arkadaşlar. Yani hoşuma gitmeye başladı arkadaşlar.
Allah razı olsun güzel insan. İşte biz de bunları seviyoruz. Böyle uçuruyoruz. Bir tanesini kaybettik de o gelsin, başka bir şey istemiyorum şu an. Bunlar biraz dinlensin, tekrar uçuracağım. Tekrar biraz daha atayım. Aleyküm selam Fatih Uslu. Hoş geldin kardeşim. Nasılsın güzel insan? İyisin inşallah. Sen de hoş geldin. Bize komşu oldun. Allah razı olsun. Biz de sana olduk. Bu arada komşu olmayanlar birbirine komşu olsunlar arkadaşlar. Destek amaçlı. Aleyküm selam. Hoş geldin. Business TV. Nasılsınız güzel insan? Günün hayır olsun. Saat kaç burada Eray? Valla saat şu an 4-4.30. O kuş Azerbaycan'a biraz zor gelir. Buradan oraya gelmesi 5000 kilometre mi ne? 6000 kilometre mi? Posta kuşu bile yani en fazla yapacağı 1500 kilometre, 2000 kilometre. Posta kuşu. Yani anlatabiliyor muyum? Yani bunlarda öyle şey yok. Bunlar sadece evin etrafını öğrenirler. Yani yapacakları 500, 1 kilometre ya da bilmiyorum 5-6 kilometreden gelirler. Tabii yüksekte uçarlarsa 10 kilometreye kadar gelen kuş var yani. Ama daha fazlasını beklemeyin yani. Bunlarda o kapasite yok yani. Aleykümselam Konya'dan Mustafa Ketenci. Ya bu kuş acayip hoşuma gitti abi. Hoşuma gitti de bizim kaçak nerede? Nereye düştü? İnşallah gelir ya. Bunda dalma da var. 4 yaşındaki kuş. Gerçekten harika. Çok beğendim. Şimdi ikişer ikişer attım ki belki öbür kaçak geri gelebilir diye. Bir pırıltı versek mi? Ne yapsak? Nereye attı bu kendisini ya? Sizler nasılsınız arkadaşlar? İyisiniz inşallah. Zafer Kütük. Aleykümselam. Hoş geldin kardeş. Allah razı olsun. Şunları kaldırak mı? Ne yapsak? Güzeller değil mi? Geliyor bizim kuş. Evet gidiyor arkadaşlar. Vay maşallah. Görüyorsunuz arkadaşlar. 4 yaşındaki kuş. Geldi kafayı kaldırdı gitti. Tabii biz yetişemedik. Şunu şöyle mi yapalım? Ha. Şöyle. Tamam. Ben en iyisi bunları tekrar kaldırayım. Belki bizim kaçak kuş bunları görür gelir. Hadi. Bakalım gelecek mi? Artık o gelinceye kadar, burada dolaşıncaya kadar böyle yapmak zorundayız abi. Niye? Çünkü belki görür gelir. Nereye attı bu kendisini ya?
Kedi kapmazsa iyi. İnşallah gelir. Evet, sizler nasılsınız arkadaşlar? Youtuberler birbirine komşu olsunlar inşallah. Bizim de katkımız olursa ne güzel bize. Öncelikle desteklerinizden dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Yalnız şunu belirtmek istiyorum. Bu kanala şu an gelenlerin hepsi YouTuber değil. Onu da size söyleyeyim. Sadece abonelikleri olanlara abonelik veya komşuluk teklif edebilirsiniz. Çünkü benim bu yaptığım iş sadece yani YouTube'daki YouTuberlerle sınırlı değil arkadaşlar. Tabii onlardan izlenme de beklemiyorum ben. Bizim yaptığımız iş yani dışa yönelik, şu kardeşlere yönelik. Tabii bu işin hastaları çok seyrediliyor. Bu arada mesela 3 ayda ben Allah'ın izniyle yani 4000 saate de ulaştım. Hatta daha fazla 3 ayda. O şekilde arkadaşlar. Yani size tavsiyem yaptığınız iş veya sunum kimlere yönelik, neye yönelik? Anlatabiliyor muyum? Olay bu. Allah razı olsun Büznüste Bey. Kuşu geri getireceğim diye donup kalma orada. Ver çayın gözüne. İşin biraz. Isın biraz. Valla çay... Burada hava güzel yani. Şu an güneş de var. Çok güzel bir hava var. Serin. En az 10 derece. Bu kuşu mecbur yakalayacağım. Yoksa dert olur bana. Sabaha kadar uyuyamam. Bizde kuş sevgisi böyle arkadaşlar. Mecbur bir yerden çıkıp gelecek. Başka türlü yok. İnşallah yakalarsın. Sen de sabırsızlıkla bekle burada. Ya gelse de inse ya. Nerede bu kuş? Acaba gidip arayayım mı? Ne yapayım? Bahçe. Ya bir de hayvana yazık arkadaşlar ya. Kanatları şimdi yok. Kanatları olsa gam yemeyeceğim. Kanatları fazla yok. İşte yerden uçuyor. Kendisini bir yere atmış ise ne olur? Kediye yem olur. Anlatabiliyor muyum? Yazık. Bir de hayvan değerliydi benim için yani. Perde ayaklı. Çok güzel bir kuştu. İnşallah geldiğinde yakaladığımda size göstereceğim. Şimdi zaten 2, 4, 6 tane kuşumuz var burada arkadaşlar. İkisi havada, ikisi yerde. Bunlar oyunsuz, yukarıdakiler oyunlu. Tabi antrenman veriyoruz bu şekilde de. Ya zaten buralarda bir yerde ama ben bahçe nasıl gidip şimdi şu şeylere atlayıp içine bakayım. Kedi almamışsa bu kuşları şu an görüyordur yani o. Ben de Mars'tan bu kuşları attım. Böyle zor inen kuşları. Biraz şey olsun diye yani şatapat olsun diye. Belki kanat sesini duyar.
gelir falan. İnşallah Konya'dan Mustafa Kesenci. Anladık anladık, Konya'dan Mustafa Kesenci. Senin verdiğin telefon numarası da çıkmadı ha. Konya'dan Mustafa Kedenci. Ya bu kuş nereye gitti ya? Bir karış sırtı var senin, kuşların üstte geniş. Nerenin kuşu bu yerdekiler? Vallahi abi sen ne demek istedin ben anlamadım. Evet, bir karış sırtı var bu kuşların. Bu kuşlar şimdi damarı, yani ben o adamın ismini ikide bir zikretmek istemiyorum. Belki o insan da rahatsız oluyordur. Ben bu kuşları Gökmen Sönmez'den aldım. Videoları var. Gökmen Sönmez de zamanında Hasan Hüseyin Albayrak abiden almış. Bu damarlar oraya dayanıyor. Şu gördüğün kuşlar da zaten yani bunlar daha yavru. Anaçları görsen gerçekten anaçlarının dediğin gibi yani bir karış sırtı var. Yani o şekilde. Tabii oynaması önemli benim için. Oynuyorlar da ben memnunum yani. Mardin değil, Sivas Irak kuşlarına kırma herhalde. Ya Sivas'tan yani önceki o Hasan Hüseyin Albayrak abimiz Sivas kuşunu Irak kuşuna mı kırmış? Artık nasıl yapmış ise. Bunlar hem kısa ayak, kısa gaga, yerden görebiliyorsun mesela, ben sana şunu şöyle göstereyim. Ayakları çok ufak. Kafa şekilleri de değişik abi. Kanatları yerden. Sırtları çok geniş, belleri çok geniş. Çok sesli kuşlar. Bir de bunlar daha yavru yani. Sen bir de anaçları görsen desin ki bunlar tavuk. Ama Rabbim ona göre de yani ses vermiş, kuvvet vermiş. Kanat vermiş. Yani kendini kaldıramaz dersin ama kuşlar muazzam yani. Övmek gibi olmasın. Ben bunları severek besliyorum. Beğeniyorum da. Bu şekilde arkadaşlar. İşte demek ki kaçırdığımız kuş da onun gibiydi arkadaşlar. Yani öyle bir göğsü, öyle bir hem de perde ayak atmıştı. Büyük kuş, uzun. İnşallah gelir. Gelirse bizimdir. Gelmezse ya kediye ya atmaca. Ne yapalım? Ama ben seviyordum. Hatta onu eşe atmıştım. Bugün de eşinden ayırdım. Dedim başkasını vurayım. Kuş çıldırdı maalesef. Selametle. Allah razı olsun. Like atmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Çok teşekkür ediyorum. Güle güle inşallah. Bence öyle var bir ırk. Adalet, sen kuştan anlıyorsun ha. Sen kuştan anlıyorsun o zaman kardeş. Çünkü herkes yerde anlayamaz yani. Ben o zaman sana bir güzellik yapayım. Sana bir anaçlar göstereyim. Hele beğeneceksin mi? Orada mısın Adalet? Yaz bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Abi şu kuşa bak. Yerde. Şunlara bak abi. Giden kuş bunun yavrusuydu bak. Şu kuşu çift eller ben tutamıyorum yani. Maşallah çekmeyi unutma. Görüyorsun? Bak.
Şunun beline bak abi. Tutamıyorum ha. Giden kuş işte bunun yavrusu. Gözler bembeyaz. Ses o biçim. Bel dediğin gibi yani iki şey. Yani bunların hepsi bu şekilde damar arkadaşlar. Tepeliler de var mesela. Bunların belleri de öyle. Şu mesela. Bunlar da benim düşman çatlatanlarım. Onlar da öyle. Şunlar da benim Araplarım. Şunlar yavrular. Şunlar da benim matbaacılarım. Bunlar ufak. Ufak yani sığırcık gibi kuşlar. Şunlar da aynı cins mavilerden. Yani size demek istediğim kuşlar bunlar. Giden kuş da bunun yavrusuydu. Aynen bunun gibi. Perde ayak atmıştı. Tabii anaca eşe gelmişti. O şekilde. Şimdi bakalım bizim kuş nerede? Yerde kaldı 4. 2. 2 de havada. 4. Arkadaşlar bu şekilde bir bakalım. Bu kuş nereye attı kendisini ya? Şimdi kanatları makaslı olmasa gam yemeyeceğim ama gelir diye düşünüyorum. Fakat makaslı olduğundan yerden uçuyor. Kendisini kaldıramaz rüzgar olmayınca. Tabii Adalet abi bak burada da benim kuşlarım var. Orijinalleri şurada. Ayırmak istediklerim. Yani burada da güzel kuşlar var biliyor musun? Ayırmak istediklerimi veya eşleştirmekten çıkardıklarımı buraya atıyorum bazen. Anlatabiliyor muyum? Burada musullar da var. Kısa gaga falan var yani. Şurada da benim uçum kümesim var. Uçurduğum yavrular. Tabii şu an bu şekilde biraz idare edeceğiz. 4 kuştan. Fazla kuş da atmak istemiyorum. Kafa karışır. Kuşun da kafa, giden kuşun kafası da karışır. O şekilde. Atmaca gelmese iyi bir şey. Evet, sohbete devam arkadaşlar. Bir bakalım ne yazmışsınız. Evet, Adalet abi. Aynen, orijinal matbaacılar. Fatma Sakol. Hoş geldin kardeşim. Allah razı olsun. Allah razı olsun kardeşim. Abi sen bizim kanala o zaman başka kanallarla mı karıştırıyorsun? Bizimki Kral Kuşçu TV. Diğerleri beni ilgilendirmez. Şu ikisi yukarıda arkadaşlar. Vay 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 vay. Bu olacak abi. Olacak. 4 yaşındaki kuş. Bir haftadır nefes veriyorum. 4 senedir, 3 senedir uçmamış. Kuş gelip uçuyor şu an. Bak hepsinden sonra inecek şu kuş. Çok harika bir şey çıktı bundan. Estağfurullah kardeş. Bizimki biz şey yapmaya çalışmıyoruz. Neyse o. Doğruları söylüyoruz. Atmıyoruz, tutmuyoruz. Ne varsa o. Bizim bir avantajımız var. Benim yani kendim olarak. Şimdi avantaj şu. Bende kuş var. Anlatabiliyor muyum? Ha onlarda yok mu? Onlarda da var. Ben yani mesela hiçbir şey olmasa bile elime şeyi alırım. Elime böyle kamerayı alırım. Kendi kuşlarımı çekerim. Sohbet ederim. Sohbetimiz de beğeniliyor.
Yani bir de bu avantajımız var. Yani avantaj olarak bunları söyleyeyim. Bu şekilde yani. Avcıyla kuşçu azıcık atmazsa olmaz, arada azıcık da at. Abi ben nesini atayım abi? Mal meydanda. Ha, kuşu atıyoruz ama oynarsa oynar. Oynamazsa canı ister yani. Şimdi bir söz var. Ben niye utanayım? Kuş utansın bak. 3-4 yaşındaki kuş bak. Sabah da uçurdum. Kuş şu an kafa yapıyor bak. Ben ne diyorum biliyor musun Adalet abi? Diyorum ki onlar konuşuyor AK Parti yapar. Biz de böyle. Allah herkesin gönlüne göre versin ne diyelim. Daha ileri onlarda olsun. Şimdi bizim lügatımızda şu var. Başkalarının iyiliğini istemeyinceye kadar Allah sana iyilik vermez. Ben buna inanıyorum. Yani hatta bununla ilgili bir hadis var. Peygamber Efendimiz böyle buyuruyor. Kişi kendi nefsi için istediğini başkası için de istemeyinceye kadar iman etmiş, gerçek imana etmiş sayılmaz diyor. Kendi nefsi için istemediğini başka kardeşi için de istemeyinceye kadar gerçekten şey olmaz diyor. Gerçek imana varmış olamaz diyor Peygamber Efendimiz. Allah'ın selamı onun üzerine olsun inşallah. İnşallah ona layık olmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Evet şimdi 2, 3, 4, 5. indi. Bir bu kaldı. Bizim kaçak daha piyasada yok. İnşallah gelir. Aleyküm selam Fransa abi hoş geldin. Zafer abi. Kamyon sürerken seni izliyorum polis yakalayacak. Aleyküm selam Aygün hoş geldin. Nasılsın kardeşim? İyisin inşallah. Aman dikkat et Fransa abi. Dikkat et bir yere çarpma da polis molis önemli değil. Abi kuş kaçırdık ya. Valla. O da anaç. Şimdi kanatları da makaslı. İnşallah gelse de size o kuşu göstersek abi. Fatma kardeş sen ne zamandan beri başladın buna? Benimki 3 aydır. Benimki de incelemeye başlandı. Hatta bir reklam atıldı bana biliyor musun? Benim mesela geçen videoma reklam atmışlar. Ben de hiçbir şey yapmadım. O şekilde devam ediyor. Yani bir haftadır incelemede. Ya şimdi ben bu işi hobi için yapıyorum. Ve başarılı olduğuma da inanıyorum. 3 ayda mesela 1700-1800 abonem var. Yani 3 ayda 4500-4600 şeyim var şu an. İzlenmem var yani. İnsanlar bizi beğeniyor. İnsanlar seviyor konuşmayı, sohbeti. Bizim kuşları, yaptığımız sohbetleri, röportajları beğeniyorlar. Allah razı olsun cümleten. Daha ileri onlarda olsun. Benim kanalım 2013 ama 4 aydır falan. Güzel, sen ne iş yapıyorsun peki? Fatma? Kuşçu Şevki. Hoş geldin kardeşim. Allah razı olsun. Nasıl kardeşim? İyisin inşallah. Şevki abi. Aleyküm selam. Hakuna Matata. Sen de hoş geldin. Merhabalar olsun. Allah razı olsun Aygin kardeşim. Ya şimdi kanalı güzelleştiren, güzel yapan sizlersiniz.
veya bizim yaptığımız yani işteki arkadaşlar, yani sizlerle güzel bu. Bizi takip edenlerle güzel oluyor. Biz de ona göre daha güzelini yapmaya çalışıyoruz. Daha iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bu şekilde yani. Tabii bunun meyvesini de alabiliyoruz yani. Anlatabiliyor muyum? Yani eğer ki bir şeyde azim varsa, doğruluk varsa bir işte, o iş yani sonucu illa başarıdır o yani. Anlatabiliyor muyum? Ve başardığıma da inanıyorum. Bunu da herkes için istiyorum. Yani mesela bir ben yapmıyorum bu işi. Benim rakiplerim de var. Ben kimseye kendime rakip de görmüyorum. Onlar da yapsınlar. Ben de yapıyorum. Onların da başarmalarını istiyorum. Onların da daha güzelini yapmalarını istiyorum. Gönülden gelen bu. Anlatabiliyor muyum? Çocuklarım ben yanındayım. Onlar İstanbul'da üniversite okuyor. Maşallah, maşallah, maşallah. Abi yakında ben şurayı kaldıracağım. Şimdi benim bahçem 400 metrekare. Yakında şurayı kaldıracağım. Şurada 3 tane ağaç var. Bunları kaldıracağım. Kümes biraz daha arkaya gelecek. Tabii burada kamera falan her şey var. Gizli kameralarımız da var. Malumunuz biliyorsunuz. Hırsızlar olabiliyor yani. Kendini bilmeyen insanlar. Burası biraz daha arkaya gidecek. Şurada oturmayı düşünüyoruz. Tabii şurayı da kapatacağım. Böyle bir alanımız olacak. Burası pist. Şimdi bakalım bizim kuşlar, diğer kuş nereye gitti? Ben şunu da bir kaldırayım tekrar bunları. O nereye gitti? Atmaca mı aldı? Ne oldu? Psst. Artık akşama kadar böyle yapacağız. Arkadaşlar bir de şunu söylemek istiyorum. Bir kuş kaybolduğunda yeni başlayan arkadaşlar için söylüyorum. Bir kuş kaybolduğunda o kuşun mühleti 3 gündür. 3 gün içinde gelirse gelir, gelmezse soğuk bir su için. Kalk lan biraz. Soğuk bir su için 3 gün. Çünkü 3 gün ancak dışarıda kalabiliyor o kuş. Tabii bu kuşu yakalamanın da en güzel yolu, bir kuş sabah erken, sabah ışığında güneş kalkar kalkmaz yerini arar. İkincisi akşam güneş batarken yerini arar arkadaşlar. Bu vakitlerde kaybettiğiniz kuşu yakalama imkanınız vardır. Ya havaya kuş atacaksınız bu şekilde. Ulan niye uçmak istemiyor ya? Sabahtan beri kaldırıyoruz da. Şunu söyleyeyim. Böyle bu şekilde havaya kuş atacaksınız ki o da yerini aradığı zaman indirebilirsiniz. İndirme şeyiniz olabilir. Ya sabah ya akşam gün batarken arkadaşlar. Şimdi bizim kuş kayıp değil mi? Bizim kuş şimdi bir yerde dinleniyor. Eğer ki kedi almamışsa. Kedi almamışsa bir yerde kendini dinlendiriyor ya da korkuyor. Kalkmıyor. Ama bir saat sonra ya da yarım saat sonra güneş batarken yerini aramaya çıkacak bu kuş. Benim o zaman burada beklemem lazım ki kuşları kaldırmam lazım ki kuş buraya inebilsin. Ha, bu da güzel kardeşlerim için bir tavsiye. Şimdi bakalım ne demişler. Kuşçu Sevgi, sen o derece yerde. Aygül merhaba, hoş geldin. Efendim çocuklarım, biz düz araziye konduramıyoruz. Sen oraya. Valla kuş inmesini bilecek bu şekilde abi. Aynı yere de inecek bak. Bu kuş 4 yaşında, 5 yaşında. Yeni yeni buna şey veriyorum, nefes veriyorum. Şimdi 2, 4, 5 tane indi. Ben en iyisi bunları içeriye koyayım.
İçeriye alayım arkadaşlar. Bir de namazımızı kılalım. Bakalım ki Allah bize ne diyecek. Çünkü bunları da fazla sıkıştırmaya gerek yok yani. Uçmuyorlar. Biraz kaldırıp, yani sabahtan beri uçuruyoruz. Fazla sıkıştırmaya gerek yok. Başka kuş çıkartmak zorundayız yani. Birkaç tane yavru çıkartalım. Onları havaya atalım. Başka çare yok. Vallahi Fatma abla, benim eşim kuşları sevmez. Çocuklarından oğlum, büyük oğlum seviyordu küçükken. O da büyüdü. Başka şeyleri sevmeye başladı. Ne bileyim, köpekleri sevmeye başladı. Ya hayvan sevgisi olsun da ne olursa olsun. Ben kendim çok meraklıyım yani. Seviyorum yani. Ben 8 yaşından beri kuş beslerim, hala seyisliğime tam anlamda güvenmiyorum. Kuşçu Şevki. Adalet, benim hatun he severim vs der ama ne anlar ne de kendi, şunlara bir bakayım der ama ben gece 2'de kuşların suyu bitmiştir desem git hayvanlara su ver der. O yandan iyi. Yönden iyi. Engel değil ama kendi ilgilendiğinden değil, ben sevdiğinden destekler. Tamam. Kral Kulübeci TV. Aleyküm selam Hasan abi. Nasılsın? İyisin inşallah. Sen de hoş geldin canlı yayına. Nasılsın abi? İyisin. Konya'da havalar nasıl? Ne yapıyorsun? Ya bir tane kaybetmiştik. Şimdi etti 2 tane. Diğeri de nereye gitti ya o kuş? 6 tane olması gerek. O da gitti. Allah Allah. Merhabalar. Biz de geldik komşum. Allah razı olsun. Bebeklerin günlüğü. Size hoş geldiniz kardeşim. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Arkadaşlar, birbirinize abone olmayı unutmayın. Bebeklerin günlüğü, oraya abone olun. Bir de Kral Gurbetçi TV kardeşime destek verin. O da size dönecektir. O da YouTuber. Burada sadece YouTuberler yok. Gerçek takipçilerimiz de var. Tabii onlar bu işin şeyinde, izlenmesinde. Onu da size söyleyeyim. Evet, şimdi bizim kuş nerede? Ben kendime bir çay daha alacağım arkadaşlar. Eğer müsaade ederseniz. Tam 45 dakikadır sizinle beraberim. Benim hanım dişini, erkeğini anlıyor. Ve kuşu eline alınca iyi kötü biliyor, öğretti. Aleyküm selam. Ali Çevirgen, hoş geldin kardeşim. Nasılsın? İyisin inşallah. Vallahi gelsin ya ablası. Gerçekten yani. Şimdi gelmese de üzüleceğim yani. Aleykümselam Sinan abi, hoş geldin. Nasılsın kardeşim? İyisin inşallah. Sen de hoş geldin. Günün hayır olsun. Allah razı olsun inşallah. Ben şunları bir daha kaldıracağım son kez. Biraz da burada oturacağım, duracağım. Gelirse gelir, gelmezse can ister. Son kez kaldırdım arkadaşlar. Ha, bu kuş nereye gitti Allah'ım? Anlamadım ki. 6 taneydi, bir tane daha kayboldu.
Şimdi bir de öbürlerine yem verdik, biliyor musunuz? Diğer kuşlara da yem verince şu anda atmaca zamanı, ikindiden sonra atmaca gelir. Bir de o gelirse tamam. Siz o zaman gelin benim şenliğe. Atmaca bir tane götürecek. Bir tane kayboldu. Bir tanesini de biz kaybettik. Etti 3. Ne güzel vallahi. Bunları da fazla sıkıştırdık mı başka yere gidecekler, biliyor musunuz? Bak, normalinde hep indikleri yer burası. Neyse, bunlar biraz daha uçsunlar. Bu kuş da hep inmeye çalışıyor. Sabahtan beri kovaladık. O şekilde. Kuşçu Şevki, bende iki kuş vardı. Yeminle dişi erkek çözemedim. Benim hanım bildi. Şimdi Şevki abi, sana şunu söyleyeyim. Mesela yavrularda dişi erkek belli etmez. Değil mi? Bunun bir püf noktası var. Şu üç parmağı aldığın zaman tırnakları yan yana koyuyorsun böyle ikisini. Tamam mı? Eğer eşitse iki tırnak, bak şu üç parmak değil mi? Eğer ikisi eşitse dişidir. Biri diğerinden uzunsa, bak erkekte biri diğerinden uzunsa tırnağı diyorum ben. O zaman erkektir. Yani bunu deneyebilirsin. Kendi kuşların varsa, eğer varsa sizin kuşlarınız arkadaşlar, bunu deneyin, bir bakın. Erkeklere de bakın, dişilere de bakın. Orta parmağı saymayın. Şu iki parmak var ya, eşit olduğu zaman dişi, eşit olmadığı zaman o tırnakları erkektir. Anlatabiliyor muyum? Bunu deneyebilirsiniz, bakabilirsiniz arkadaşlar. İn. Evet, 3 tane, 4 tane, bir tanesi yok. Evet, bizim 4 yaşındaki kuş geliyor arkadaşlar. Bak, kafayı da kaldırıyor. Ne güzel. Ama sabahtan beri uçuruyorum bana. Yani en az 3-4 saattir uç. Abi, bir kuşun yaşını neresine bakarak tahmin edersiniz? Ali Çevirgen, bir, gözün etrafındaki ete bakarak, iki, ağzının etrafındaki ete bakarak. Yaşlı kuşun gözünün etrafı biraz etli olur, biraz buruşuk olur. Aynı insanlardaki gibi. Ağız etrafı da çok böyle etli olur, buruşmuş olur. Anlatabiliyor muyum? Yaşlı kuş belli eder yani bu şekilde. Kaç yaşında olduğunu tahmin zaten edemezsin yani. Ben yani benim kuşçuluğum bu. Ben böyle anlıyorum yani. Yaşlı kuşun mesela ağzı yırtılmış olur. Çünkü yavruya kustuğu için ağız kenarları biraz etli olur. Ya, elimde yaşlı kuş olsa da size göstersem ama bu söylediklerim hakikat. Mesela gözünün etrafındaki o çerçeve var ya, biraz daha etli olur, biraz daha sararmış, kırışmış, buruşmuş olur. Bu şekilde yani. Yaşlı olduğu buradan belli eder yani. Abi git bak, ben bunu büyük kuşçulardan öğrenmiştim. Hatta kendim de denedim, aynısı oluyor. Abi şu üç tane değil mi? Bak gördün değil mi? Bu orta parmağı sayma. Şu ikisi eşit olduğu zaman dişi, birisi öbüründen uzun olduğu zaman erkek. Anladın? Bak üç tane. Hani dört parmağı var ya, şununla şu orta parmağı sayma. Şu ikisi eşit olacak. Eşit olduğu zaman dişi, eşit olmadığı zaman erkek. Tamam kardeşim? Dene, bak. Kırılmış olabilir bak.
Kırılmışsa diğer ayağına bak. Anladın mı? Ama %100. Yavrularda da belli ediyor bu. Allah razı olsun. Başka sorusu olan varsa buyursun sorsun kardeşlerim. Abi tek bir kuş uçurdu. Kaçanlar gelsin diye en iyi kuşunu, huyunu bilir. Onu uçurdu kaçaklar için. Ben bir sayfayı yenileyim. Bende ses görüntü yok. Belki bendendir. Sinan Barış, uçurma zamanı değil başkan. Hepimiz bekliyoruz. Sinan kardeş, ben kuş kaçırdım. Kuş. Anaç kaçtı, anaç. Benim derdimi sen bilmiyorsun. Kapıyı açtık. Şuradan. Anaç direkt mempır havaya. Bazen öyle cinlenebiliyorlar kuşlar. Rotayı şaşırabiliyorlar. Makaslı haliyle kaçtı. Ben ne kadar kuş yere attıysam indiremedim. Nereye gittiğini de göremedim. Niye? Çünkü içeriden kuş çıkarttım, yere attım diye. Buralarda dolaşıyordu ama işte ben şimdi onu indirmeye çalışıyorum. İnşallah kalkar da gelir de yakalarız diye. Aslında bugün bir çekim vardı. Çok güzel bir kuşçu kardeşimle. Onun yanına gidecektim. Güzel bir röportaj yapacaktım. Onun kuşlarını da size gösterecektim. Nasip değilmiş arkadaşlar. Kuş kaçınca da böyle bu şekilde oldu. Ne yapalım? Siz de böyle idare edin. Bizim kargalarla. Bunlar sabahtan beri ben uçuruyorum. Ki öbürü görsün de gelsin. Ama nafile daha halen yerinden kalkmadı. Arkadaşlar bu arada bu yayına like atmayı unutmayın. Böyle bu şekilde like. Yorum yazmayı unutmayın. Destek vermeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bizler sizlerin desteklerinizle var olacağız. Daha kaliteli videolar yapmaya çalışacağız. Daha güzel izlenmeler, daha güzel bilgiler vermeye çalışacağız. Ama sizin desteklerinizle. Eşe, dosta, kardeşlere, arkadaşlara da bizleri tavsiye etmeyi unutmayın. Onlar da abone olsunlar, bizi takip etsinler. Daha güzel büyümek için, büyük bir aile olabilmek için. İnşallah bu yazın Türkiye'ye geleceğim. Bütün arkadaşlar dolaşacağım. Herkesin yanına geleceğim inşallah. Kendi arabamla da geleceğim. Çok daha güzel olacağına da inanıyorum arkadaşlar. Bir de Fatma orada mısın? Fatma abla. Dinliyor musun sen beni? Ben sana bir şey soracağım. Fatma sağ kol. Sağ kol. Evet. Oradaysa sana bir şey soracağım. Abi yavrulara takviye palet yem veriyorum. Palet yem. Sağlıklı mı? Palet yem kilo aldırıyor yavrulara ve daha hızlı büyüyor ama sağlıklı mı değil mi bilmiyorum. Fatma abla ben sana şunu söyleyeyim. Şimdi senin kanalın incelenmeye alındığında ne kadar sürüyor bu? Çünkü benimki de bir haftadır incelenmede. Ne gelecek yani, bana mail mi gelecek, ne olacak? Ben daha halen bekliyorum. Abi, Şevki abi, şimdi o dediğin yem P42 miydi? P75 herhalde, bilmiyorum. İsmi P75 burada. Onun içinde suni yem var. Yani suni kendi el yapımı, bal karışımı falan filan bir şeyler yapmışlar. Onu vermek elbette güzel. Yavruyu büyütüyor. Fakat o çabuk bozulduğundan yavru ölme riski olabilir. Hasta olma riski olabilir. Yani senin yaptığın o yemi çabukça vermek, çünkü bozulma imkanı olabiliyor o yemin. Anlatabiliyor muyum? Yani çabuk bozulunca da kuş hasta olabiliyor, yavru hasta olabiliyor.
O şekilde. Dikkat et buna. Başka türlü verebilirsin yani. Mesela bazen kuşlarda süt olmuyor. Ver bir gün evvel. Bak yani yumurtayı takip ediyorsun ya. Yumurtalar diyelim ki 2 günü kalmış çıkmaya. Hemen ver yavrularını anne babaya. Anne baba da süt olsun yani pap dediğimiz şey. Süt olsun olmasın. Yavru çıkınca hemen veriyor. Verdiğinde de ne oluyor? Kuş zaten yavru çıkınca 1-2 gün kendi göbeğindeki şeyle, o sarı olan göbekteki vitaminle kendini ayakta tutturabiliyor. Ta ki anne baba ne yapıncaya kadar, o sütü kendi üretinceye kadar yani kursaklarında. Ama o süt olmadığı zaman ne yapıyor? Yavru 2 gün dayanabiliyor. 2 günden sonra kafasını kaldıramıyor. Halsiz düşüyor, ölüyor. Onun için ne yapmalısın? O P75'i 2 gün evvel, yumurta çıkmadan evvel yavrulara vereceksin. Verdiği, yani anne babaya vereceksin. Onlar da onu direktmen yavruya veriyorlar. Yani pap olsa da olmasa da, süt olsa da olmasa da yavru bu şekilde ayakta kalabiliyor, kurtuluyor. Zaten 1-2 gün, ilk 2 günü atladıktan sonra o yavru büyüme aşamasına gelebiliyor. Anladın mı kardeşim? Bilmiyorum, mail gelecek yazıyor. Bir ay sürer yazıyor orada yazı. Aynen şöyle. Aleyküm selam Hasan Kılıç, hoş geldin. Kararı genellikle 1 ay gibi bir süre içinde e-posta ile bildirir. Bana da onu yazıyor. Dün de baktım bir videomda reklam var. Kendi kendine reklam verilmiş. Telif hakkı bilmem böyle. Telif hakkı, ya benim şu an çektiğim şu videoda ne telif hakkı olacak abi? Ben kendim çekiyorum, kendim konuşuyorum. Ha, içinde müzik yok, içinde bir fotoğraf yok. Yani başkasına ait. Kuşlar ise, kuşlar da benim. Anladım. Aleykümselam. Abi sen Hasan Hüseyin Albayrak kın kuşlarını besliyorsun bildiğim kadarıyla. Hasan Kılıç. Evet abi, buyur. Sorun varsa sorabilirsin. Son 3 dakika arkadaşlar. Abi vallahi ben şu an, sen neredesin? Sen diyorum burada. Fehmi Karataş, hoş geldin kardeşim. Abi sen neredesin şu an Hasan Kılıç? Sen diyorum burada ya. Bu kuşlar burada da meşhur derken. Neredesin? Türkiye'de misin? Ben sana şunu söyleyeyim. Ben bu... Aha benim kuş geldi geldi. Arkadaşlar kaçak geldi. Gel 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 gel. Valla gidiyor, vallahi gitti. Allah 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 Allah. İnşallah döner ya. Gördünüz arkadaşlar. Ayda. O tarafa da gitti. Şimdi dönmedi de. Nereye attı bu kuş kendini? Şunları tekrar kaldırayım. Kötü ettik. Belki inerdi ya. Gördünüz değil mi arkadaşlar? Kanatların arası açık. İnşallah döner ya. Şu tarafa gitti de. Keşke kuşları havaya atsaydık o zaman. Çok kötü oldu ya. Acaba nereye attı kendisini? Burayı bilmiyor ki. Kanatlar da kırpık. Burayı bilmiyor ya. Neyse bunlar biraz havada kalsınlar. 5 tane. Onunla 6. Bir tane de kaybettik. 7. Ya bu gelsin, başka bir şey istemiyorum. Çünkü perde ayaklıydı bu. Perdeli yani. Ayakla, böyle ördek ayak. Harika bir şey.
Şunları biraz havalandırdık. Bakalım şu taraftan dönecek mi? Ama burada da ağaçlar var. Şu tarafa doğru gitti. Bunu sığırcık da alabilir. Sığırcık diyorum, kerkenes. Yakalama riski var yani. Neyse, burada biraz bekleyeyim. Arkadaşlar kusura bakmayın, sizin Zafer kardeş profiline ne senin? Profilin filon ne senin? Fehmi Karataş. Abi anlamadım onu. İstanbul. Şimdi İstanbul kardeşim, sana Facebook ne abi? Kral Kuşçu TV abi. Kral Kuşçu TV. Kral Kuşçu TV yap. Facebook ya da benim bu kanalda yukarıda. Aha geldi 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 geldi. Gel kızım gel. Gel gel gel. Ya ben şimdi kuş çıkartmam lazım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Şuradan kuş atalım. İndirelim şunu ya. Geliyor da nerede bu kuş? Atmaca yakalayacak bunu ya. Şunu alalım. 5 tane yukarıda. Bu kuşun da uçması mı tuttu? 2, 4, 5. Nerede bu ya? Valla burayı mı öğreniyor artık, geliyor mu, nereye gidiyor ben anlamadım ya. Şurada şurada. Gel gel gel, bak görüyorsunuz arkadaşlar. Rotayı şaşırmış bu kuş ya. Hah. Nereye gitti bilmiyorum. Gelsin, ben bu kuşu kesin makaslarım da. Ama kaybolmasa iyi bir şey. Şunlar da indi. Neyse arkadaşlar, bugünlük bu kadar yeter. Bir saat yayın yaptık. Kusura bakmayın. Ben yayını kapatacağım. Bu kuşu bir yakalayayım ya. Bu şekilde hem çekim yap hem kuşu şey yap. Olmuyor. Size teşekkür ediyorum geldiğiniz için. İnşallah yakalarız. Selamünaleyküm. Gününüz hayırlı olsun arkadaşlar.